Peki bir şey soracağım. Şimdi bunlar tabii böyle şey, hani toplumu okumaya çalıştığınızda karşı karşıya kaldığınız şeyler. Bir de şimdi seçim sürecine doğru girerken stratejiler var. Hı hı. Şimdi mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatta biz burada sabah üzerine konuştuk bir miktar. Dedi ki ben bakanlarımı milletvekili adayı yapacağım. İşte döndü ama öte taraftan işte şey var, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst düzey bir şeyi var, işte yöneticileri grubu var. Selin Sayıkböke gibi, işte Seyit Çok Torun gibi, ya. Ahmet Akın gibi genel başkan yardımcıları ve genel sekreter. Dediler ki biz aday olmayacağız. Hı hı. Şimdi tam da burada gördüğün gibi herkesin, biz de dedik ki herkesin hesabı başka. Şimdi AKP bu popülariteyi milletvekilliğine seçiminde kullanmak istiyor. Hı hı. Öte tarafta da biz bakan olacağız diye kesin hesabı yapmış isimler varmış gibi gözüküyor. Şimdi bu doğru bir strateji mi? Yani buranın stratejisini, buranın stratejisini. Şimdi şöyle diyelim ki konuya iyi niyetli bakalım ve AKP bakanlarını milletvekili listelerine koyarak alanda daha etkin, kentler bazında daha etkin bir çalışma yürütüyor diye fazlasıyla iyimser bir şey okumayı yapalım. Burada bile bir karşılığı yok açıkçası. Çünkü şu nedenle ya son dönem kabinenin bir etkisi kalmadı. Yani ister kamuoyu yapıcılarla görüşün, ister kamuoyunun kendisiyle görüşün. Kabinedeki ard arda 4 ya da 5 bakanı sayabilecek durumda değil kimse. Hı hı. Buna siyasetle doğrudan ilgili olanlar, hatta siyasetin içinde olanlar da dahil olmak üzere bu söylediğim. Şimdi dolayısıyla şöyle, yani ne kadar iyi niyetli baksan da bir gerçekliği yok. Burada ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun şeyine, tespitine katılıyorum. İktidar değişikliği geliyor. Çünkü her ne kadar kamuoyu yoklamalarını ciddiye almıyoruz deseler de Hüdapar'ın sürece dahil edilmesi ne kadar ciddiye aldığının olabilecek en büyük göstergesi. Hı hı. Hatta öz eleştiri yapayım, demek ki ben onlar kadar ciddiye almıyormuşum. Bir kamuoyu araştırmacısı. Yani Hüdapar'a kadar gitmeyi dağarcığım yetmemişti benim. Önerir miydin peki Erdoğan'a mesela? Şekilde, sana sorsaydı ne derdin? Hiçbir şekilde önermezdim kendileri açısından. Yani o taraftan bakıyor olsaydım eğer dünyaya. Çünkü şöyle, tabanları da bundan rahatsız. Yani Hüdapar aşırı sağcı ve marjinal bir parti. Ve Hizbullah terör örgütüyle mesafesini tanımlayamamış. Peki bakanlar deprem... Bir parti bu, şu nedenle söylüyorum, özür dilerim. Tamam diyeyim. AKP seçmeninde de bir karşılığı yok. Biz ölçtük mesela bunu. Hı-hı. Sadece %38'i olumlu buluyor Hüdapar'ın dahil olması. Peki kalan 62'ye bir izah vermesi gerekiyor. Hı-hı. Şeyin AKP kurmaylarının. İki soru geliyor. Yani biri burada bu, bir şey, ben de dokunulmazın alınması için bakanların milletvekili yapıldığını düşünüyorum. İki, Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının da hiç olmadığı kadar iktidara inandığının bir göstergesidir. Yani bir iddia ortaya koyuyor. Evet, milletvekili olmak yerine, ki bu isimler için herhangi biri için milletvekili olmanın en ufak bir şey yok, sorunu yok. Kaldı ki zaten büyük oranda belirleyen isimler arasındalar. Ve bakanlık için görev almamaları bu iddiaya ne kadar inandıklarını ve iddianın büyüklüğünü... Yani milletvekili olmayacağım, ben bakan olacağım diyor. İddia ortaya koyuyor. Siyaset iddia işidir. Peki iki sorum var. Birincisi, hazır bu Hüdapar meselesi ve bakanları konuşurken. Şimdi bakanlar denildi ki deprem bölgesinden aday olacak. Birinci soru bu. Bu strateji gerçekten deprem bölgesinde AKP zaten, hani Hatay'ı bir kenara koyarsak, güçlü aslında. Yani o şeyi, depremin yarattığı hasarı, siyasi hasardan da bahsediyorum, geri çevirebilir mi bakanların oradan aday olması? Birincisi bu. İkincisi ise AKP'nin içerisinde özellikle kadın seçmen, Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi şeyiyle beraber, ittifaka katılmasıyla beraber bir geri adım atar mı? Ya sizin elinizde böyle bir veri var mı? Ya da bir öngörünüz var mı? Şimdi şöyle, yani bakanların deprem bölgesinde olmaları hiçbir şey değiştirmeyecek. Çünkü bölgedeki felaket o düzeyde büyük ki bir kişinin yeteneğiyle oranın düzelme ihtimali, bir kişinin birikimiyle, yetkileriyle oranın düzelme ihtimalinin olmadığını oradaki yurttaş da biliyor. Çünkü ben bölgeye gitmiş biri olarak söylüyorum, korkunç bir yıkım hali söz konusu. Yeniden sıfırdan bir devlet aklıyla, kamu aklıyla, planlamacı kafayla oranın yeniden planlanıp yapılması lazım. Kişisel olarak korkularımdan biri şu, malumunuz seçimde yaklaşıyor diye yeni maketler servis ediliyor. İşte şöyle konutlar yapılacak, böyle konutlar yapılacak diye. Yine aynı planlamasızlık içerisinde inşaat fetişiyle bölgenin toparlanmasına dair bir süreç yürütülürse hep beraber aynı hatayı yeniden yapmış olacağız. Dolayısıyla bölge bir kişinin yetenekleriyle kurtulamayacağının farkında. O nedenle hiçbir karşılığı olamaz bu tarafta. Yani onların oradan milletvekili yapılıyor olmasının... Çok etkili bir strateji olarak görünmüyor değil. Yani. Seçmen tarafına gelince de şöyle, AKP seçmeni eğer Yeniden Refah Partisi'nin ilkelerini,
hayal ettiği ülkeyi ve dünyayı benimsemiş olsaydı yeniden Refah Partisi'ne oy verirdi. Yine AKP seçmeni eğer Hüdapar'ın marjinal fikirlerini, aşırılık yanlısı fikirlerini desteklemiş olsaydı Hüdapar oy verirdi. Dolayısıyla AKP seçmeni çoğunlukla kendini merkezde gören bir seçmen. Bakın mesela 2015 yılında dahil olduğum bir bilimsel çalışmada şunu bulmuştuk. İnsanlara sağ-sol cetvelinde hem kendilerinin yerini, yani kendi dünya görüşünün yerini işaretlemelerini istemiştik, hem partilerinin. AKP seçmeni partisinin daha merkeze doğru bir yere kendisini ortalama olarak işaretlemişti. Yani partisini kendisinin sağında daha görüyordu. Daha merkezde yürü olmak 2015 istiyor. Yılında. Şimdi Hüdapar'a kadar gelmiş bir skalada herhalde bu benim tembelliğim olsun. Başka bir sosyal bilimci yenisini yapsa muhtemelen ki çok daha büyük bir fark olacak. Aslında çok güzel bir tespitti o. Yani verecek olsa, yani zaten yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'ye vaat ettiğine oy verecek olsa yani zaten yeniden Refah Partisi'ne oy verirdik. Hiçbir AKP seçmeninin ben eşini dövme hakkını savunduğunu zannetmiyorum. Peki, sizin yaptığınız bir araştırma var. Yani siz en yeni araştırma benim gördüğüm sizde. Dün gördüm. Bu hafta başı. Bu hafta başı çektik. İtibariyle yaptınız. Hazırlayabiliyor muyuz arkadaşlar? Onlar hazır mı? Oy oranları şimdi en çok herkesin merak ettiği şey şu. Şimdi Cumhur İttifakı'nın adayı anladığımız kadarıyla henüz gerçi YSK'ya itirazlar var. Hem diploma meselesi hem de üçüncü kez anayasaya aykırılık üzerinden bir itiraz var ama Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öte tarafta Kemal Kılıçdaroğlu var. Yine bağımsız olarak bakıldığında işte Muharrem İnce imzaları toplamaya çok yakın. Memleket Partisi Genel Başkanı. Belki bir ihtimal hani Sinan Ogan'ın da toplayıp toplamayacağı hani bekleniyor, izleniyor. Nedir şu anda tablo ne? Kim kazanıyor? Biz bugün seçime gitmiş olsaydık ya da yarın seçime gidecek olsaydık. Siz çünkü o bakış açısıyla bu pazar diye soruyorsunuz soruları. Bu pazar işte bugün. Kim kazanıyordu? Şimdi şöyle, biz ölçümlerde zaman içerisinde şunu deneyimledik ki olasılıkları sorduğunuzda denek kirliliğiyle karşılaşıyorsunuz. Bunu şu nedenle söylüyorum. Şimdi bakın mesela İYİ Parti kurulmadan önce bizim şirketin ölçümlerine göre %23 oy görebiliyordu. Ama biz yine bizim şirketin ölçümlerine göre kurulduktan sonra en yüksek gördüğümüz oy oranı %14 oldu İYİ Parti'de. Keza bu diğer partiler için de benzer durumda. Bu nedenle biz sadece şeyi ölçüyoruz. Hali hazırdaki kesinleşmiş sonuçları ölçüyoruz. Kesinleşen de Sayın Kılıçdaroğlu ile Erdoğan'ın adaylığı durumu. O yüzden bu ikisini soruyoruz. Önce isterseniz künyeyi vereyim ki kanalın başına verelim, bir başımıza bir iş hızlı gelmesin. Gelebiliyor sizin taraftan malum. Araştırma %95 güven aralığında %2,5 hatta payla 1537 örneklemle yapıldı. 20-21 Mart tarihlerinde verisi çekildi. Sahası gerçekleşti. TÜİK'in NAS2 tanımına giren 26 ilde yapıldı bu çalışma. Öz kaynaklarımıza karşılandı. Ne çıkıyor? Şimdi şöyle, bu pazar bir seçim olsa Sayın Kılıçdaroğlu ile Erdoğan yarışsa %56.8'e %43.2 sonuçlarını buluyoruz. Dolayısıyla 13.6 puanlık bir şey fark görmüş oluyoruz. Şimdi bu fark yaklaşık 2 hafta kadar önce yaptığımız ölçüm, adaylık açıklandıktan sonra, Millet İttifakı adaylığını açıkladıktan sonra bu fark 11.2 idi aslında. Ve gerçekçi olmak gerekirse benim de beklediğimin üstünde gelmişti o dönem. Ben daha 6 puan, 8 puan arası bir fark olur diye düşünüyordum ama 11.2 puan fark çıktı. Şimdi orada büyük bir soru vardı karşımızda. Bu fark, bu 11.2 puanlık fark, bir adayın belirlenmesi, heyecanı, işte orada bir de böyle bir küslük barışlık durumu da vardı hatırlarsanız. Bununla mı ortaya çıkan bir şeydi yoksa devam edecek mi sorusuna yanıt arıyorduk. Bu veri bize gösteriyor ki devam ediyor.